Yasin merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Daha önce toplantıda hiç konuştuk mu ya? Konuştuk. Yani bundan birkaç hafta önceydi. Daha doğrusu 1,5 ay önce falan. Son iki toplantıdır gelmiyorum da. Tamam. Burada konuşmuştuk. Siz nasılsınız hocam? Vallahi iyiyim ya. Fena değil. Biraz yoğun. Casey ile uğraşıyoruz. Bir yandan iş var. Fena değil ama. Mutluyum ya. Sen nasıl gidiyor? Valla güzel gidiyor. Cuma'da ben de bir sunum yaptım. Güzel Ha, bir sunum LinkedIn'de bir çıktı. şey görmüştüm, evet. Neydi? Ya nerede yaptın? Bizim kurum, yani bizim şirkette yaptım işte şey olarak. Mikroservis mimarisi, asenkron zorlukları. Anlattım. Biraz başlangıç seviyesinde anlattım. Ama daha şey, yani medium seviyesi için hazırlık yapıyorum diyebilirim. Anladım. Öyle ona hazırlık yapıyorum. Asenkron benim işim ya. Knative üzerinde çalışıyorum ya. Evet. Benim Bizim şey tişörtüm üstüne geldi. hep herkese söylediğimiz asenkron, event driven ve asenkron Evet. çalışması lazım her şeyin falan diyordu ama tabii kendi zorlukları oluyor işte. Bu sefer event'i bekleyeceksin bir yerden falan ama iyi Ben scale o konuları değindim hep ya. Hani tamam, anlık veri ihtiyacım var. Asenkron yaptın. Bekle Allah, bekle. Hani bu tarz konulara değindim işte. Günlük hayattan örnekler falan derken o şekilde bitirdik. Biraz ya, önceliğim o taraftaydı. Birkaç aydır oraya hazırlık yapıyordum. Burayı biraz şey yaptık. Güzel. Seneye KC diye de bekleriz inşallah. Şey olarak yani konuşmacı olarak. Buradan sonra beni zaten konferansa yollayacaklarmış. Yani onun için hazırlık yapıyorum şimdi de. Daha başlamadım ama konferanslara hazırlan demeye başladılar artık. Şirket. Güzel. Aynen. Şimdi workshop tarzında işte mikroservis mimarisinde yani işler yapıp en sonunda da hani bunu güzelce dedim ya, başlangıçta şimdi orta seviyeyi anlatacağım. Onu da konferanslar aracılığıyla öyle bir başladık. Bakalım nasıl gidecek ama. Native mi hep konuşmalar ya yani mesela seneye KCD için düşünüyorum. Seneye KCD için düşünürsen abi tabii Cloud Native olması lazım biraz. Şöyle biz şimdi sadece tek konum var. Şu an mikroservis senkron asenkron, o konuda araştırma yaptım. Onun üzerinde bir orta seviye daha sunum yapıp ondan sonraki yapacağım araştırmaları sunmaya başlayacağım. Ne konuda araştırma yapacağım da daha belli değil ya aslında. Cloud Native olabilir çok büyük ihtimal. Hatta benim de biraz ilgim var. Şu anda da Kubernetes'e çalışıyorum. Sertifika almak için bir yandan da. Hani bir yandan girdim zaten ama şeyim, hani daha belli değil bazı şeyler. Onu da Anladım. Sertifika için bu arada kod falan bir şeylerden bahsediyor bizim KCD ekibi. Belki kod falan paylaşabilirler. Sertifika mesela şeyde Linux Foundation'da. evet, yüzde şey, yanlış hatırlamıyorsam yüzde kaç, 20 indirim vardı bir yerde internette gördüğüm kadarıyla. Valla Hani ben de çok iyi bilmiyorum da şeyin rakamını 30 falan. dolar bir fiyatı vardı da, yani 320'ye geliyordu en son, ona bakmıştım. Yani onu da kurumum ödeyecek zaten, çalıştığım yer yani. Ben yani kabul ettirdim bir şey ödemesi taraftan. Şimdi çalışması kaldı sadece. CNCF'e giriş yapmayı hani şey olarak Kubernetes'e bir girip ondan sonra diğerlerine giriş yapacağız inşallah. Muhsin'le beraber çalışıyorsun değil mi sen? Aynı ekipte değiliz de aynı kurumda çalışıyoruz, evet. Anladım. Yani sürekli birbirimizi görüyoruz gittiğimiz zaman şirkette falan. Konuşuyoruz. Hatta haftada biz Kubernetes'i beraber çalışıyoruz bu arada Muhsin hocamla. Toplantı yapıyoruz falan.
Son bir dediğim gibi bir aydır 2 aydır falan çok öncelik veremedim bu tarz işlere de. Sunum bittikten sonra biraz daha başladım yani çalışmaya. Anladım. İyi bakalım ya. İnşallah case'de de görüşürüz. İnşallah hocam ben severim böyle şeyleri. Peki şey değil mi? İstanbul'da mı olacak yoksa yurt dışında mı? Yok bizim ya bu sen kesi diye ben zaten sen zaten geleceğim dedin değil mi? İstanbul'da İstanbul. Yani ben size şey yurt dışında da oluyor ya bazı Ha, eventler. yok yok. Ben Bizim ya bu işte. geleceğiz inşallah. Biraz yöneticimle konuştuk falan da. Yani yönetici dedim bizim üst taraflarla. Onlar zaten gidiyordu da siz bana bilet vermeseniz ben Ha. bileti bana verdiniz. Ben kendim dedim ki biletim var beni de alın. Anladım. Tamam iyi olmuş. İyi denk O zaman geldi yani. yazmışım o zaman sana. Ya ben seni görmedim şeyde niyeyse Glossary Ya ekibi. hocam ben de Sile'ye hiç bakmak aklıma gelmedi. Bayağıdır da ilgilenmiyordum. Hani kendi bireysel bir bilgisayarım açıp bakmadım bile hiç. Öyle olunca çok kopuk kalmışım. İyi denk geldi. Telefona mesaj gelince tamam dedim. Hoş geldin Müslüm hocam. Merhabalar. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın Muhsin hocam? Nasılsın? İyiyim, hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olasın. Yasin'le konuşuyorduk. KCD'yi konuşuyorduk. Orada görüşürüz inşallah diyorum. İnşallah kurumdan 9 kişi geliyor galiba. 9-10 kişi. Süper. En son kendimi ilave ettirdim. O 10 oldu hocam. Evet. Ya şimdi bu toplantı kaydoluyor da şey soracağım sadece kurum dediğin TÜBİTAK genel mi TÜBİTAK Bilgen mi ya Bilgem da YT Enstitüsü. okay, tamam tamamdır neyse detayını sonra gerekirse konuşuruz ben size gerekirse sorarım birkaç isim gördüm çünkü bir katılımcı listesinde de tam emin olamadım. Bugün bu arada üçümüzüz. Bayağı bir muhabbet ettik. Çok fazla da konuşulacak bir şey yok açıkçası. Şeyde, Glossary tarafında. Bu blog postu ben epey bir yazdım. Nerede? Şuraya linkini. Benim açmam gereken bir PR var. Onu bugün halledeceğim inşallah. Tamamdır abi. Aynen. PR için az autoscaling değil mi? Evet. Tamam. O PR için hazır. Sen onu açarsan yeterli. İki tane şey review bekliyor. Yani bunlarda da pingledim millete ama siz de yapabilirsiniz review'u. Şu iki doküman için. Loaded Coupled Architecture ve Monolithic Applications diye. Bir de blog posta sizden ricam şuradaki kısma kısa bir bio yazarsanız sevinirim. Muhsin, Yasin. Benimkine de örnek olarak buradan bakabilirsiniz. Bunu 2 hafta içinde falan tamamlayacağız dedim şeye, bu CNCF'teki arkadaşa. Zaten yazdım ben herhalde yani idare eder. Muhteşem kalitesi yok da idare eder. Bioları yazınca bir de aşağıda Türkçesi var bunun. Türkçe'ye kolayca çeviririz zaten ChatGPT ile falan bir şeylerle ondan sonra postalarız. İnşallah. Bu ara biraz yavaşladık Glossary ekibi olarak. Biraz iş azaldı. Çoğu işi yaptık. Güzel, eğlenceli sayfalar bitti. Birazcık daha gıcık sayfalar kaldı falan. Biraz ondan biraz da insanlar hevesini alıyor her şeyden. Öyle olunca azalıyor katılım. Bu da normal bir şey. Yapacak bir şey yok. Ama önemli olan go live olduk. En azından. Yeni eklediklerimiz hep ekleme gibi oluyor. Diğer dillere falan da baktım da onlar da öyle. Mesela işte Almancası, Fransızcası bilmem necesi. Bir Kore galiba zaten Koreli bir arkadaş yürütüyor Glossary CNCF tarafında. Kore çevirisi bayağı iyi. Onun dışındakiler zaten böyle hep işte bir sayfa var, bir sayfa yok falan gibi. Valla başka bir şey yok benim toplantıya dair söyleyeceğim. Sizin var mı aklınıza gelen bir şey? Benim de yok hocam.
Şey soracağım ama burada mı sormak gerekiyordu? Mesela bu tarz az iş kaldı dediniz ya. Bundan sonraki hedefimiz var mı? Open source olarak. Hani şu kat şuraya girelim, şöyle yapalım dediğiniz bir şey. Ya da öngörü tarzında da olabilir. Yani şimdi bu grubumuz bu Glossary ile ilgili. Glossary işi bitince veya işte biraz önceki dediğim gibi insanlar hevesini alıp başka şeylere yönelince bu grubun işi biter. Ama open source'da eğer bir şeyler yapmak istiyorsan, katkı yapmak istiyorsan falan mentorluk programlarımız var. Ya da onun dışında ne bileyim başka imkanlar falan da çıkıyor. Yani mentorluk programı dışında mesela benim bayağı başka Türk arkadaşlarım veya yabancıların da üzerinde çalıştığı ve yardım istediği projeler var. Onlara falan dahil de olabilirsin istersen. Muhsin hocamla denedik biraz da pek iyi olmadı gibi, pek iyi gitmedi gibi diyeyim öyle. Yani şeyden dolayı, Muhsin'den dolayı da değil, benden dolayı da değil. Biraz projenin durumu garip bir şekildeydi. Denemeye çalıştığımız proje. O yüzden pek devamı gelmedi ama mesela başka bir arkadaşa yazdım ben. Ya daha doğrusu genel yazmıştım. Ben şimdi Knative ve Backstage diye bir şey var, proje var, belki duymuşsunuzdur. Bu Backstage eklentisi yazıyorum. Dedim yani bu birazcık daha kolay çünkü TypeScript, JavaScript falan burada yapılan iş. Go falan değil, daha az komplike. Katkı yapmak isteyen var mı diye mesela LinkedIn'e yazdım. Oradan birkaç kişi yazdı. Bir tane arkadaş da bayağı bir katkı yaptı sağ olsun. Ona da faydası oluyor. Bana da fayda oluyor. Ondan sonra yani eğer bir projeye katkıda bulunmak istiyorsan onu Slack'ten ayrıca konuşalım. Bir şey buluruz yani. İllaki bir şeyler buluruz. Muhsin hocam senin için de hala aynı. Knative olmak zorunda değil. Atom programı içinde olmak zorunda değil. Bir şeyler buluruz. Hocam aklımda inşallah. Bakalım. İnşallah. De şu review'ları falan erkenden bitirirsek diğer projelere de katkı yapabiliriz. Güzelinden. Ya şimdi toplantı kaydediyor. Başka şeye girmek istemiyorum ama bak yani bu da açık kaynak bir şey olduğu için herhalde burada paylaşmamın sakıncası olmaz. Ticari bir olay değil. Böyle bir şey de var bak. OpenTR diye bir oluşumumuz var. Burada da gene amaç aynı. Türkiye'den daha fazla open source contributor çıkarmak diyeyim. Buraya da bir bakmak istersen opentr.foundation adresinde. Burada 3-4 tane şey var. Bir tanesi şu rapor. Türkiye'de ne kadar GitHub kullanılıyor? Kaç tane open source contributor var falan gibi bilgiler var burada. Bu sizin sunumunuzun içeriği olacak aynı zamanda. Heh, aynen. Benim sunumum bu olacak. Bir de şeyler olacak. Yani bu veri. Bir de verinin dışında ben bir de şeyi de anlatacağım. Nasıl geliştirebiliriz, ne yapabiliriz falan onlardan bahsedeceğim. Bu raporumuz. Raporun dışında belgelerimiz var. Öğrenmek isteyenler için. İşte açık kaynağı girişten bahsediyor. Nedir, ne değildir, lisanslar vesaire. Bir sürü sonuçta terim var. Bunlarla ilgili belgeler var. Bir de başlangıç rehberleri var. Mesela bireyler için ne yapabilirsin? İşte burada çeşitli seviyeler var. Seviyeni seçiyorsun. Ondan sonra sana yani birazcık daha böyle neler yapman gerektiğini fazla detaya girmeden anlatıyor. Ama özeti bu işin birazcık mentorluk ve topluluk. Yurt dışında da böyle yapıyorlar. Yani bir topluluğa giriyorsun, oradan ilerliyorsun falan. Neyse, bu yani rapor, belge var. Açık kaynak 101 bu da gene belge. Bir de mentorluk programımız var. Muhsin Hoca ile de orada tanıştık. Ondan sonra bu da birazcık daha böyle hafif siklet bir mentorluk programı diyeyim yani. Bu işte öğrencilere falan yapılan bootcampler falan gibi değil de daha hafif. İşin kültürünü öğretmeye yönelik gidiyor.
Neyse yani bunları niye anlattım? Buradaki belgelere falan da eğer mesela ilgini çekerse bakabilirsin. Açık kaynağın hikayesidir, bilmem nedir, neler yapabilirsin falan. Burada da bayağı bir materyal var. Ya önemli olan biraz iletişimde olmak. Yani iletişimde olalım, Slack'te falan. İllaki birbirimize faydamız olur. Birbirimizi nasıl diyeyim, open source contribution noktasında bir destek oluruz birbirimize. Şey yaparız. Birbirimizi cesaretlendiririz falan. Böyle yani topluluk işi bu iş. Bir de şeyle oluyor tabii. Her zaman böyle stabil gitmiyor. Bazen çok düşüyor. Başka şeylerle uğraşıyorsun. Bazen çok yükseliyor, gaza geliyorsun falan. Öyle öyle gidiyor. Casey'de daha fazla konuşuruz bu konuyu inşallah. Tamamdır hocam. İnşallah orada olacağız. 15-16'sında. Okey, o zaman bitirelim toplantı istiyorsanız. Teşekkürler hocam. Hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar, sağ olun. İyi Görüşürüz. akşamlar. Bay bay de. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Hadi kaçtım.